Felsefe nedir videosunda bahsettiğim gibi aslında felsefenin ne olması çok sorulmuş ve birçok cevaplar vardır bununla ilgili düşünürlerin. Bunlardan bir tanesi de aslında felsefenin bir sorgulama sanatı olması. Peki bu sorgulamayı şu an nasıl kullanabiliriz? Şu an başımıza gelen işler, felaketler veya krizler karşısında aslında bu durumla nasıl baş edebiliriz de sorgulamak. Bu dönem içerisinde aslında bir şekilde herkes birbirine yardım ediyor, hizmet ediyor. Kapıdaki camlar olsun, penceredeki kuşlara olsun veya komşulara olsun görüyoruz bunları. Ben de kendi adıma ne yapabilirim diye düşündüğüm aslında. Belki videoyu çekerek izole günlerde, insanların sıkıldığı günlerde diyelim belki de. Benim de aynı şekilde açıkçası. Neler yapabiliriz? Boş zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Belki de aslında bu konuları birçoğu kişi biliyordur. İzleyenler içerisinde benden çok kat kat daha iyi araştırma konuları olmuş olabilir ama yine dediğim gibi bilmeyenler için paylaşmış olayım dedim ben de. Şimdi öncelikle bu bilgileri paylaşmadan önce, yani size ilham olacak belki bilgileri paylaşmadan önce aslında biraz daha felsefeye değinelim. Salgının felsefeyle nasıl bir ilişkisi olabilir, buna değinelim. Aslında bu bir gerçek ki gerçek felsefi devrimi deneyimlememiz gerekecek. Belki de bu salgınla ilgili gösterdiğimiz reaksiyon hakkında Elizabeth Kubler'den bir şeyler öğrenebiliriz. Öğreneceğimiz bu bilgi aslında şu aralar internet üzerinde birçok kaynaklarda görebiliyoruz. Gerçekten de analiz anlamında bence önemli bir bilgi diye düşünüyorum. O Ölüm ve Ölme Üzerine isimli eserinde ölümcül bir hastalığa sahip olduğunu öğrendikten sonra insanın nasıl tepki gösterdiğini anlatan 5 aşamalı meşhur bir şema önerdi. İlk aşama inkar. Durumu kabul etmeye inkar ederiz. Hayır, olamaz, bu benim başıma gelmiş olamaz diye inkarlarda bulunuruz. Daha sonrasında ise öfke patlaması. Yani neden ben olmamalıydım tarzında öfke patlaması yaşarız. Sonrasında pazarlık. Hiç olmazsa çocukların mezuniyetini görsem gibi düşüncelere gireriz. Ve depresyon. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Burada nihayetinde öleceğim, ne diye uğraşıp duruyorum ki gibi düşüncelere takılırız. Ve en son aşama kabul aşaması. Ölüme direnemem, bari kendim buna hazırlayayım. İşte bu 5 aşama aslında toplum içerisinde gördüğünüz birçok sorunlarda, felaketler olabilir, bunlar krizler olabilir. Bu 5 aşama fark edilebilir. Bununla ilgili aslında Zize'nin yazısı var. Kendisinin yazısından ben de ilhamlanmıştım. Oraya bakabilirsiniz. Veya daha da ileriye gidip kendisinin Ölüm ve Ölüm Üzerine olan eserini okuyabilirsiniz. Dünya belki de bu deneyimle bu evreye girdi ve belki de sonunda yeni bir insanlık doğacak. Dünyanın en uzak köşesinde bile olsa bir olayın hepimiz nasıl etkilediğini görüyoruz. Burada din, dil, ırk, statü hiçbir şeyi gözetmeksizin hepimizin aynı yolcu üzerinde gemilerde olduğumuzu hatırlatıyor. İnternete baktığımızda ise aslında bu süreç içerisinde sosyal medya ile ilgili olsun, internetle ilgili olsun, aslında sadece ve sadece belki de sosyal medyaya girip gezinmek yerine veya YouTube'a girip sürekli anlamlı anlamsız diyelim şeyleri izlemek yerine internette neler yapabileceğimizi öğrendik. Sadece bu süreçte önemli olan dengeyi tutabilmek. Sanal gerçeklik önemli bir olgu ama bu gerçekliği, sanal gerçekliği daha doğrusu hayatımıza çok sokmalı mıyız? Buna pek emin değilim. Çünkü yalnız olmaya, tek başına olmaya çok alışkın insanlar değiliz. Ve bunun içinde aslında yalnız olmayı, sanal gerçeklik içerisinde sosyalleşmeyi anlıyorsak eğer burada biraz yanılmış olabiliriz. Wittgenstein burada bize belki örnek olabilir. Çünkü kendisi uzunca bir dönem bir eser yazabilmek için inzivaya çekilmişti. Ve bu süre içerisinde, inzivaya çekildiği süre içerisinde, yani tabii ki de yalnız olduğu süre içerisinde eserini yazmıştı. Yani belki de bu bize içe dönmemizi, bir şekilde insan-ı kamil yolunda bir mertebe de olsa ilerlememize yardımcı olur. Sonrasında yaşam nasıl olur hiçbir bilgimiz yok açıkçası. Ama şu an şunu biliyoruz, elimizde çok büyük bir nimet var. O da zaman. Bu zamanı belki de kendinden kaçmak için sürekli temizlikler yapmak veya bir şekilde o zamanı kendinden yine kaçmak için sözde bağışıklık sistemi güçlendiriyorum diye çok uyumalar, çok dinlenmeler. Böyle yanılgılara düşmüş olabiliriz. Bende de oluyor zaman zaman hakikaten. İster istemez sosyal medya üzerinden olsun veya belli başlı haberleri dinledikten sonra evet ki ben yalnızlığa alışmış bir insan olmama rağmen yine de daha çok uyusam daha çok bağışıklık sistemi güçlenir mi diye yanılgısına düşüp evet belki de 8-9 saat uyumam gerekiyor gün içerisinde diye düşünmüş günlerim oldu. Sonra tekrar hayat normal rutinine girdi ama böyle rutin içerisinde bazen devam ediyor ya da dediğim gibi ev temizlikleri olsun. Farklı işler olabilir bunlar. Sadece ev temizliği aklıma şu an örnek olarak geliyor. Yani yalnızlığımızdan aslında kaçmamamız gerekiyor. Bir de bunun tam tersi var. Bir diğer uç noktası var. İşte bu
karantina günlerinde veya izole günlerde 100 tane kitap okuyacağım, 300 tane film izleyeceğim, bu kadar konser dinleyeceğim gibi her şeye aşırısı da değil. O yalnızlık aslında bu da değil tam olarak, ne de o değil. Belki de dengeyi tutturmak gerekiyor. Biraz bunun üzerine bahsederim aslında. Şimdi burada tek başına kalma konusunda hiçbirimiz bilgilendirilmedik. Evet, hijyene konusunda bilgilendirildik. Birçok konuda aslında nasıl beslenebiliriz, nasıl korunabiliriz, önlemler nedir? Birçok konuda hepimizin sonsuz derecede enformasyonu var. Bu enformasyon kirli veya doğru bu tartışılır ama bu konularla ilgili bilgilerimiz var. Belki de en önemlisi bu evde kal günlerinde acaba evde nasıl kalınır? Bununla ilgili çok bilgimizin olmaması. Evde kal ama hani nasıl kalacağız evde? Bütün günü sosyal medyaya mı gireceğiz? Orada mı zaman geçireceğiz? Televizyon mu izleyeceğiz bütün günü? Bu evde kal denilen şey nasıl bir şey acaba? Hani evde nasıl kalınır? Konularda bilgili değiliz ve belki de herhangi birisinin bu konularda bilgi vermemesi de gerekiyor. Belki de bireysel olarak bizim sorumluluğumuz altında olan bir şey de olabilir. Yani aslında belki de şunu deneyimlemiş olabiliriz. İşten geldiğimizde, okuldan geldiğimizde, yani günümüzün çoğusunu dışarıda geçtiğimizi varsayalım. Eve geldiğimizde bir şekilde o evde kal sürecini, yalnızlığımızı diyelim aslında, telefonda müzik açarak, YouTube'da herhangi video açarak, televizyon kullanarak bir şekilde kenarda, arkada bir yerlerde seslerin gelmesi aslında bizi o süreçte yalnız koymamaya, dışarıdayken alıştığımız o sese, sosyalleşmeye evin içerisi de getirmiş oluyoruz ve buna alışılmış insanlar olduk artık. Bununla karşı açıkçası ben de zaman zaman çoğu zaman üzülüyordum. Yani YouTube izleyicisiyim. YouTube'da da kendi içeriklerim var. Dolayısıyla bir YouTube izleyicisiyim. İyi bir YouTube izleyicisiyim. Onun için zamanımın belli bir kısmının buraya gitmesine zaman zaman üzülmüyor değildim. Ama içeriklerini kendim kontrol ettiğimde ve gerçekten istediğim şeyleri izlemeye gayret ettiğimde bu zaman beni çok da üzmüyor oluyor. Kendimden örnek verecek olursam aslında ben yıllardır, uzun süredir belki de yaşadığım hayatın karantina olduğunu anladım. Yani evet bütün günü evde geçiriyor ve hiç dışarıya çıkmıyor değildim ama uzunca bir süre evde geçirdiğim, aylarca evde geçirdiğim, sonra belki belli bir süre çalıştığım, sonra yine aylarca evde geçirdiğim, belli bir süre çalıştığım dönemlerden geçtiğim için uzunca bir süre yalnızlık deneyimlemiş ve bir şekilde tek başına nasıl kalınır, yani gerçek anlamda tek başına kalmak, bir aileyle kalmamayı kastediyorum. Bunu deneyimlemiş bir insan olarak, bu arada bu deneyimin çok muhteşem olduğunu söyleyemem. Yani her günümün, rutinimin sürekli klasik müziklerle geçtiğini ve her gün kitap okumaları yaptığımı, filmler izlediğimi ve hiçbir şekilde asla ve asla sosyal medyaya girip boş bir şeyler yapmadığımı söyleyemem. Ve bir diğer taraftan sosyalleşmeye gerek duyan bir insan değilim açıkçası. Yani en son hangi tarihte, hangi yılda hatta restorana veya kafeye gittiğimi bile hatırlamıyorum. Evet arkadaşlarım var aslında ama onlarla buluşmayı ve haftanın bir günü illa veya aynı herhangi bir günü, ayda birkaç kere olsun onlarla buluşup restoranlarda, kahvelerde oturup kahve içmek veya bir şeyler yemek gibi bir hayatımda böyle bir şart yok açıkçası. 4-5 senedir bunun hiçbir şekilde ben mutsuzluğunu yaşamıyorum açıkçası. Şimdi bunları anlatıyorum ama kendi şahsi deneyimlerimi niye anlatıyorum ona biraz aydınlığa getirmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla herkes evde kalla ilgili bazen taraflar atıyor veya hikayeler atıyor bir şekilde. Neşeli olan tarafları görüyoruz ama aslında çok da neşeli olmadığımız zamanlar da oluyor. Ve bu gerçek anlamda mutlak bir şey değil gün içerisinde. Pozitif kelimesini kullanmak istemiyorum ama gün içerisinde sürekli neşeli olmamız. Dolayısıyla bunun için acı çektiğimiz anlar da olabilir. Şu an bu videoyu çekmeden önce mesela bir acı çekme döneminden geçtim ben. Dolayısıyla bu evde kaldığımız süreç aslında hiç de kenardan veya görüldüğü gibi, bu portreden görüldüğü gibi çok böyle neşeli ve sürekli içimizde güneş doğan ve sürekli gerçekten eğlenceli bir dönem değil. Bunu aslında size bağlı. Melankolik de geçirebilirsiniz, eğlenceli de geçirebilirsiniz, dengeyi de tutturabilirsiniz. Yalnızlık aslında uzaklaştığımız bir kavram ama unutmamalıyız ki bu belki de bir fırsat. 3, 4, 5 gün, belki bir hafta olabilir. Hiç kimseyle konuşmamış olabiliriz. Veya çok iletişime geçmemiş olabiliriz. Bu çok normal bir durum. Ve bunun için aslında eğer bundan sıkılıyorsanız iletişimsizlikten sıkıldığınız için değildir. Sadece yalnızlığa alışmadığınız içindir. Belki de belli bir rutin oluşturmanız ve küçük küçük olsa da bile hedefler oluşturmanız gün içerisinde buna yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
Herkes sürekli bir arayış içerisinde. Kimleri ekşi mayalı ekmekler yapıyor, kimleri bakıyorsun sporlar yapıyor, aktiviteler, sulu boyalar. Mesela benim komşumu ben görüyorum. O sulu boya yapıyor sanırım. Uzaktan gördüğüm anladığım kadarıyla. Ve o beni çok motive ediyor. Uzun senedir ben hiç görmedim onun sulu boya yaptığını. Balkondan daha doğrusu görmedim. Evin içerisinde belki yapıyordur ama bu süreç içerisinde mesela onun da yaptığını görüyorum. Bunun gibi birçok örnek var aslında. Sizce bunun nedeni nedir? Yani insanlar neden bunu yapıyor? Yani nedenleri zaten en büyüğü muhtemelen üretkenlikle ilgili. Tüketici toplumdan üretken bir topluma geçmiş olabiliriz. Bununla ilgili olabilir belki de. Burada kapitalizm bitiyor, artık kapitalizm olmayacak gibi bir söylemler bulunmak doğru olmaz belki ama bununla ilgili bir yazı var. Dizeyin bir yazısı var. Bunu okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama yine oraya baktığımızda bir araştırma şunu gösteriyor. Fırında bir ekmek yapılıyor ve bu ekmek yapma sürecinde ya da bitkilerle ilgilenmek, tamir yapmak, ev temizliği yapmak bunların birçoğu aslında kişinin kendisini iyi hissettiriyor. Aynı zamanda yaptığımız şeyler psikolojik olarak kaygı ve endişeyi yatıştırıyor, stresi yatıştırıyor ve bununla ilgili de insanın kendisini iyi hissettiriyor. Aslında bu tüketim patolojisinden kenarda kalarak şunu anlayabiliriz belki de. AVM kültüründen kenarda durabiliyormuşuz ve evdeyken bile kültürel faaliyetler ve kendimizi, zamanımızı daha değerli geçirebileceğimiz faaliyetler yapabiliyormuşuz. Yani belki de gerçekten her gün ve her gün veya haftanın 4 günü 5 günü mutlak şekilde restoranlarda, kahvelerde zaman geçirmek veya shoplar diyelim, mağazalar diyelim, AVM içerisinde artık hangi faaliyetler var çok hatırlamıyorum ama bu tarz faaliyetlerde bulunmak yerine evin içerisinde yapabileceğimiz birçok şey var. Bir taraftan baktığımızda, bir birlik anlayışı olarak baktığımızda evet gerçekten bizler birbirimize çok bağlıyız. Ama bu sadece insanlık değil. Burada orman veya burada doğayı da, ekoloji de düşünebiliriz. Çünkü zamanında biliyorsunuz Amazonlar yandı. Yani dünyanın akciğerleri olan Amazonlar yaptı. Ardından bu yıl Avustralya ormanları yandı. Şimdi ise biz. Küresel ısınmanın çevreye verdiği zararlarının gerçekten çok büyük bir oranını görüyoruz şu an. Ama bu süreç içerisinde şu an birçok ülkenin bloke olması ve karantinaya girme süreciyle, evde kalma süreciyle yani bir güzel bir gözlem olmuş oldu belki de bizim için. Hava kirliliği önemli olan da azalmakta. Aslında bir taraftan maske kullanmak için zorunda kaldığımız bu günlerde havanın çok temiz olduğunun farkındayız. Varıyoruz. Birçok kişi de bunu fark etmiştir. Yine de bugünlerde kuşların nasıl civcivlediğini görüyoruz. Ve bütün kuşlar, hayvanlar olsun şimdi yine İstanbul'da birçok hayvanı göremiyoruz ama farklı ülkelerden birçok videolar var bunları görebiliyoruz. Yine ben bulursam yerleştiririm buraya. Onların nasıl özgür olduğunu görebiliyoruz. Aslında her şey gibi bu durumda bizim yani insanlık bilincinin yansımasıdır. Bu durumda ise herkesin kendi kapısının önünü süpürdüğü ve bahçesini temizlediği bu durumlarda sadece kendini ilgilendirdiği durumlarda şunu görebiliyoruz. Belki tek çıkış yolu topluluk bilinci ve kolektif bilinçtir. Paylaşılan sorumluluk aslında attığın adımın sadece kendi kaderini değil, aynı zamanda diğer kişilerin kaderini de belirliyor. Ama bu durumda umarım bu salgın durumundan sonra da yine geçmiş zamanlarda olduğu gibi Çernobil'i unuttuk mesela. Bergama'yı unuttuk, Kaz Dağları'nı unuttuk, unutuyoruz. Birçok konuları unutuyoruz. Bunlar hepsi hep olacak veya hep oluyor. Bir şekilde bize belki de mesaj olarak geliyor ama tarihi hastalık yaratmıyor veya tarihi şu an salgın yaratmıyor. Bizim insanlık olarak ona tepkimiz yaratıyor. Bir diğer taraftan ise bu konulara baktığımızda beni bir üzen bu konu ise yabancılaşmadır. Belki de şu an hepimizin bir olmamız gereken bir konuda. Yani eğer bugün içindeki herhangi bir kişi hasta oluyorsa bu durumda İngiltere'de ve Amerika'da olan bir kişinin de buna yansıması büyük bir olasılık. Dolayısıyla bu birliği yine anlamamız belki gerektiği halde yine ayrımcılıklar çoğalıyor. Düşmanlıklar çoğalıyor. Bunu birçok yerde görebiliyoruz. Mesela Vietnam'da bir lokanta afiş yazıyor ben Çinli değilim diye. Bir diğer taraftan da dil çok edilgen bir şeydir ve enerji olarak insana yansıyabilen bir şeydir. Onun için korona hastası, COVID-19 hastası veya sende Çin hastalığı var gibi deyimler gerçekten çok sakıncalı olabilir o kişinin psikolojisi açısından. Çünkü onu öteliyoruz ve gerçekten aslında belki de yarın bir gün bende de olabilir o hastalık ama bunu Çin hastalığı veya Covid hastalığı, Wuhan hastalığı gibi isimler üzerine takmak ne kadar doğru onu bilemiyorum. Umarım bu günlerde sürekli evimizi temizlediğimiz, ellerimizi temizlediğimiz, sürekli temizlikler yaptığımız günlerde içimiz de temizlenmiş olarak çıkarız. Ve şu an bu videoyu bitirmeyeceğim. Süresi zaten uzun gördüğünüz gibi. Şu an çalışma masasına gidip size bilgileri paylaşacağım.
eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. İçerikleri anlatmadan önce size şunu söyleyeceğim. İngilizce gerçekten önemli, İngilizce öğrenmemiz. Çünkü diğer türlü İngilizce öğrenmeden şimdi kendinizi göreceğiniz üzere birçok içeriğe ulaşmamız biraz zor. Ama tabii ki Türkçe içerikler de var. Şimdi ilk olarak edX'le başlayalım. Burada şöyle bir sayfa çıkacak önümüze ve burada aşağıda gördüğümüz gibi MIT, Harvard Üniversitesi, birçok üniversitenin, gerçekten çok önemli üniversitelerin eğitimleri var içerisinde. Ücretsiz olarak tabii. Kursus dediğimiz yere giriyoruz. Ben burada kaydolmuşum daha önce ama eğitim almış mıyım hatırlamıyorum. Şimdi birçok alanda eğitimler görüyoruz burada. Gerçekten epey var. Şimdi buradan da erişebiliriz dediğim gibi. Mesela diyelim ne? Art Culture olsun, sanat ve kültür olsun. Evet, sanat kültür arasında en popüler olanlar bunlar, bu dersler. Piramitlerin Gizemi mesela güzel bir ders olabilir belki de, İtalyan dili ve böyle dersler. Ama bir geri dönelim şimdi. Burada mesela diyelim yok ben illa Harvard Üniversitesi'ne eğitim almak istiyorum veya MIT Üniversitesi'ne veya Boston Üniversitesi gibi üniversitelerden eğitim, Hong Kong Üniversitesi'nden eğitim almak istiyorsam diyelim Harvard'dan istiyoruz. Harvard Üniversitesi'nde böyle bir sayfa çıkıyor. Yani burada epey eğitimler var. Şimdi ise Khan Akademi'ye geldik. Burada TR gördüğümüz gibi Türkçe içeriği olan gerçekten epey bilgiler var içerisinde, dersler var. Ve mesela fen müfredatı, kaçıncı sınıftan 4'ten 12'ye kadar dersler var. Sınıf sınıf mesela matematik, 1. sınıftan 12. sınıfa kadar matematik dersi. Yani küçük bir çocuk okula, üniversiteye gitmeden bile eğitimini sürdürebilir şekilde devam ettirebilir bu Khan Akademi üzerinden. Hepsinin birçoğusun içeriği Türkçe. Sanat tarihi burada var mesela. Sanat tarihi dersleri gerçekten çok güzel Khan Akademi'nin. Onu da bakmanızı bir öneririm. Tüm yaş grupları için önemli olan bu. Çünkü küçük çocukların da faydalanabileceği bir eğitim alanı burası. Hem de büyüklerin de eğitim alanı olarak seçebileceğimiz bir alan. Evet, şimdi Cura sitesini açtık. Böyle bir sayfa önümüze çıkıyor. Burada 25 binden fazla konuda sizin seçtiğiniz alanlardaki eğitim videolarını günlük olarak size mail olarak gönderiyor. Bu çok güzel çünkü gün içerisinde belki o an eğitim alma gibi bir dürtünüz yoktur. Size mail olarak gelmesi ve bunu öyle açmanız güzel. Mesela burada ne var? Bugün bu içerikler var. Poem of the Day. Ha, günün şiiri mesela. Bakalım ne? Play now diyelim. Evet, bunu yine şimdi çok telif olmasın diye her şeyi seslendiremiyorum ben burada. Yine böyle bu bize e-mail olarak geliyor ve günün şiirini veya günün edebi herhangi bir eserini buradan görebiliyoruz biz. Evet, şimdi Udacity'ye geçelim. Burada gerçekten acayip çok seçimler var. Stanford Üniversitesi'nden Sebastian ve Virginia Üniversitesi'nden iki tane akademisyen kurdu. Online üniversite diyebiliriz biz buna. Neden kurulduğunu merak edenler için şöyle özetleyelim. Stanford bilgisayar bilimleri eğitiminin bir kısmı online haline getirdirdi ve sonrasında Artificial Intelligence sınıfını sunan hoca oldu. Ve sonucunda 216 tane öğrencinin hatasız ve tamamıyla başarılı bir biçimde sınıfı verdiğini görüyor. Bunlar hiçbiri Stanford Üniversitesi değil. Hepsi online katılımcılar. Dolayısıyla böyle bir iştiraki oluşturuyor. Tamamen ücretsiz online eğitim platformu diyebiliriz biz buna. Şimdi burada bakalım mesela popüler olanlar burada data analiz, data mühendisliği, yine data. Başka ne var? Programlara bakalım burada. Yani daha çok açıkçası burada yapay zeka ve yazılımcılık, programlama, kodlama ile ilgili eğitimleri görüyoruz. Kodlama ile ilgili gerçekten çok başarılı eğitimlerin olduğunu biliyorum ben. Evet, yapay zeka dediğimiz, bak burada tam olarak yapay zeka ile ilgili olan eğitimler hepsi burada. Evet, şimdi ise Google'a geldik. Google Dijital Atölyesi'ne. Burada İngilizce ve Türkçe eğitimler var. Yani Türkçe olarak bunu seçebilirsiniz zaten. Türkçe eğitim görebilirsiniz. Daha çok marketing, pazarlama üzerine dersler var burada. Online kurslar içerisinden derslere girebiliyoruz. Aynı zamanda buranın sertifikası bildiğim kadarıyla ücretsiz şekilde ulaştırılabiliyor size. Toplam 40 saat, 26 modülden oluşuyor. Birçok üniversiteden birçok eğitimler görebiliyorsunuz. Gitar dersi var mesela burada. Felsefe alanında mesela dersler var. Felsefeye geçelim bakalım hangi dersler varmış. Herhangi birine tıklayalım mesela şimdi. Mitolojiye diyelim ki tıkladık. Evet. İçeriği sanat tarihi, Yunan mitolojisi, tarih ve mitoloji, genel mitoloji ile ilgili eğitimler var içerisinde. Müfredatına bakalım. Müfredat kaç hafta? 1, 2, 3, 4 hafta. Toplam 4 haftalık. Evet. Böyle eğitim. Evet, şimdi bilgi iş
sitesine geldik. Burası Türkçe içerikli eğitimler var. ODTÜ Üniversitesi'nin bu proje, burada da yazıyor gördüğümüz kadarıyla, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. ODTÜ Üniversitesi tarafından ve oranın eğitmenleri tarafından. Evet, burada kategorileri görüyoruz. Bilişimle ilgili, genellikle web tasarımla ilgili, tasarımla ilgili dersler var. Tasarım odaklı düşünmeye giriş. Yine burası da sertifika veriyor. ODTÜ Üniversitesi'nin onaylı sertifikası. Evet, burada Koç Akademi'yi görüyoruz. Bu platform üzerinde yayınlanan Koç topluluğu tarafından çok beğenilen ve kullanmakta olan online içerik ve eğitimler ücretsiz olarak herkesin kullanımına açılmıştır. Genellikle korona ile ilgili, şuraya tıklarsak korona ile ilgili birçok eğitimlerin, bilgilerinin, içeriklerinin olduğunu göreceğiz. Buralar da faydalı ama bundan başka aslında bunun sitenin uygulaması da var. Bu da çok önemli. Telefonunuza kaydedebileceğiniz ve telefon üzerinden, aslında uygulama üzerinden eğitimleri alabileceğiniz. Eğitimler içerisinde böyle bilişim, aile, hobi, kişisel gelişim, sağlık ve yaşam diye ayrılıyor. Şimdi bilişim teknolojilerine mesela bakalım. Burada Photoshop, Illustrator gibi dersleri görüyoruz ve daha birçok ders. Mesela onun adında YouTube içeriği üretimi. Evet, şimdi gerçekten benim çok yararlandığım ve gerçekten çok önemli bulduğum Open Culture sitesi. Ki burada o kadar çok eğitimler var ki yani her türlü, mesela arkeolojiyle ilgili birçok üniversiteden, birçok gruptan hepsi bizler için böyle filtre haline getirilmiş. Tarih ve sanat tarihi kursları yine bitmiyor. Bu hiçbir şekilde bu liste bitmiyor. İletişim kursları, dediğim gibi bunun içerisinde aslında Türkçe'de içerikler olanları var. Aratabilirsiniz, bakabilirsiniz. Design kursları, mesela felsefeye gelelim. Yemekle ilgili coğrafi bilgiler, sağlıkla ilgili kurslar. Bu arada bunların hepsi YouTube değil, iTunes üzerinden veya Spotify üzerinden, SoundCloud üzerinden, farklı farklı alanlar üzerinden blog yazılar da olabiliyor bazen. Dil mesela, Arapça, onun her seviyesine uygun veya başka diller, Rusça'da hukuk. Yani gerçekten bir üniversitenin içeriğinden kat kat daha üstün içerikleri var. Felsefe. Gildiröz'le ilgili 8 kursluk bir felsefe dersi ama Fransızcaymış. Yine bu da Fransızca, Spinoza ile ilgili. Daha birçok, yani size şunu söyleyeyim, birçok gördüğüm kadarıyla akademisyenlerin de yararlandığı kaynaklar buralar. Çok zengin bir depo diye, kutsal bilgi kaynağı diyebilirim ben buraya. İlginç bir ders olabilir mesela bu. Neymiş bakalım. Ses kaydı olarak muhtemelen. Oo, bayağı çok. İnceleyeyim mutlaka. Bu böyle bitmiyor. Şöyle şuradan kaydırayım. Yani görebilirsiniz. Sonsuz şekilde kaynaklar. Tam da yerinde. Gerçekten bu heykel tam da yerinde. Ayrıca burada MIT Üniversitesi'nin kendisinin site'ı var. Kendi site'ı üzerinden güzel olan bu. Filtreleyerek mesela diyelim şöyle seçelim. Felsefe üzerine seçelim. Evet, size böyle level olarak, seviye olarak aslında doğru mu seçtik? Evet, felsefe. Ama hangi alan? Bir tane alan seçelim çünkü çok ders çıktı. Epistemoloji, etik. Etik diyelim. Evet, kaç tane yine var ama güzel. Bunlar arasından böyle seviyenize uygun değil de nereden başlayabilirsiniz mesela? Buradan başlıyorsunuz, aşağıya kadar gidiyorsunuz, ilerliyorsunuz. İlk derse girecek olursak view course diyelim. Direkt derse gitmiş oluruz ama şimdi girmeyelim. Bu şekilde müfredatı görebiliriz buradan. Burada derslerin, eğitmenlerin kim, hangi üniversitenin olduğunu falan görüyoruz ama burada kaynaklar olarak aslında hangi kitap üzerinden okumaları yapılıyor o ders, sadece o ders için. Onun kaynağı veriliyor ve hiç uğraştırmadan size link de verilmiş. Şu Amazon üzerinden alabilirsiniz gibisinden. Böyle tıklayarak, tabii Amazon'a gidecek şimdi tıklamıyorum ben ama çok güzel. Gerçekten eğitmenlerin hepsinin kaynakları göstermesi, online eğitimi bu kadar önemsemeleri çok güzel. Şimdi ise Yale Üniversitesi'ne bakalım sizinle. Ki şunu anladık bence, MIT Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Yale, Hong Kong ve birçok daha farklı, Berkeley Üniversitesi, birçok daha farklı üniversiteler var ki bunların birçok online sitelere, aynı zamanda kendi sitelerinde de ücretsiz eğitimlere ulaşabiliyoruz. Şimdi Yale'ye bakalım. Yale'nin de burada yine alfabe sırasına göre sanırım. Evet, hepsi sıralanmış bütün eğitimler. Ölüm üzerine. Ha, bunu hatırlıyorum ben. Bunu bir ara çok ilgisi olan vardı. Çok ilgilenen kişiler vardı bununla ilgili. Podcast serileri içerisinde sürekli dinlediğim değil ama ara sıra, belki de ayda birkaç kere sadece açıp dinlediğim ama kenarda bir köşede duran siteleri veya isimleri önereceğim size. Bunlardan ilki Açık Bilim sitesi. Bunun yine podcast şeklinde de ulaşabilirsiniz. Şu an site üzerinden örnek vereceğim size. Burada birçok aslında yarının hikayeler gibi, Covid-19 hakkında mesela bilgiler var ve daha birçok.
bilgiler içeriyor. Bazılarının Spotify'ları var, bazılarının SoundCloud'ları var. Bunları bir inceleyebilirsiniz. İsim olarak Açık Bilim İyi Ki örneğim. Evet, şimdi Açık Bilinç. Açık Radyo'nun şu an görüyorsunuz ama Açık Bilinç üzerinden podcastları var. Bakın Spotify üzerinden açabilirsiniz. Ben şimdi Spotify üzerinden açmadım, sadece site üzerinden açıyorum. Bilim ve felsefe sohbetleri diye trendiriliyor ve burada da yine genetik bilimi ışığında koronavirüs, matematik hayat kurtarır mı ve daha birçok konularda yararlanabileceğiniz başlıklar var, podcastlar var. Evet, burada Serhan Demirci ile Midas'ın Kulakları diye bir Spotify'ı takip ettiğim böyle bir bölümleri olan, kaç tane bilmiyorum artık bölümleri olan bir doğu kültürü, uzak doğuda yaşamıştı sanırım kendisi 10 senedir. Orada yaşayan birisinin ağzından aslında orayı duymak, biraz daha böyle felsefeye de değiniyor ara sıra. Mesela 7. kıta İstanbul Bienali'yi. Buraya bakalım. Çünkü birçok kişi belki de İstanbul Bienali'ye gidememiştir. Konular da burada var. Buradan görebilirsiniz. İstanbul Bienali diye aratırsanız podcast'ı İKASEV'in podcast'ına ulaşabilirsiniz. Hayatlar Hikayeler diye böyle hikaye dinlemeyi seviyorsanız cep hikayeleri gibi düşünebilirsiniz bunu da. Yine onunla ilgili Mitolojika denilen bir podcast var. Yine mitolojik hikayeleri derlenmiş. Böyle Sümer mitolojisinden Kız Kulesi efsanesi gibi birçok mitolojileri görebilirsiniz içerisinde. Normalin Sınırları denilen bir podcast var mesela. Burada da yine korku üzerine, yaşlılık üzerine mesela bu aralar çok ihtiyaç olunabilen belki konular var. Bunlar da bir göz atabilirsiniz. Öfke üzerine, yalnızlık üzerine gibi birçok konuda Klinik Felsefe Sohbetleri diye kendilerini tanımlamışlar. Yine Açık Radyo üzerinden Normalin Sınırları diye bir program. Satır arası var. Hakkında bölümü çok uzun. Belki burayı okuyamayacağım ama kısacası kitap incelemeleri. Ara sıra filmler de görebiliyoruz içerisinde. Film incelemeleri de var, analizler de var. Mesela Samurai dinlemişim ben. Lafın Gelişi var. Burada da yine edebiyat, sinema, kültür ve birçok konuda böyle konu başlıklarıyla aslında filmler veya farklı konularda görebiliyorsunuz. Anlatsam Roman Olur. Yine burada hikayeler görüyoruz ve bazen konuklar da alıyorlar. Mesela Gündüz Vasaf'ı almışlardı. Onunla birlikte Ne Yapabiliriz konuşuyorlardı. 25 Ekim'de olmuş bu. 2018 senenin kayıtları ama yine içerikleri var. Bunlara da bakabilirsiniz. Farklı kaydet var burada. Birçok konuda bölümleri var. Gayri safi fikirler, felsefe ve bilim üzerine kayıtları var. Mesela aydınlanma çağındaki aydınlık neydi? Veya Anadolu toprakları bilimin durağı oldu mu? Bilmeden otoritedir. Birçok konuda kayıtları var. Bu arada sanırım Gayri Safi'nin YouTube kanalı da vardı. Ona da bakabilirsiniz. Bu söylediklerin bazılarının YouTube kanalları olabilir. Ben şimdi karışıklık olmasın diye bir tane platform üzerine anlatmaya gayret ediyorum. Bonus bilgiler. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın dijital konser salonu var mesela. Oraya bakabiliriz. Burada arşivlere bakabilirsiniz aslında. Geçmişe dönük arşivler ve olacak konserler. 9 gün sonra mesela bir konser olacakmış. Mesela 24 Nisan'da canlı olarak dinleyebiliriz biz bu konseri. Buna bakabilirsiniz. Bu Viyana Devlet Operası içerisinde yine ücretsiz şekilde ulaşabileceğiniz birçok konserler görebilirsiniz. Metropolitan yine opera konserleri üzerinden burada da birçok operalara ulaşabilirsiniz. Bu ise Budapeşte ait bir festival orkestrası. Ne zaman? 21 saat sonra bir canlı yayın olacak. Nisan'ın 16'sı, 18'si ve böyle devam ediyor. Birçok konserler var. Burada ise Royal Opera House birçok operasını erişime açık bırakmış. Mesela operadan bir tanesi burada erişime açılmış ve yeni olacak daha. Ve bazıları daha da var. İnceleyebilirsiniz bunu da yine. Ayrıca bonus bilgiler içerisinde şunu da söyleyeyim. İKASEV Lele Gencer anısına bir belgesel erişime açık bırakmış. Bugünlerde dinlemek isteyen ve izlemek isteyenler adına onun öyküsünü anlatan bir belgesel aslında. Leyla'nın sesi, aşkın, azmin, cesaretin, tutkunun, evrenselliğin, çağdaşlığın sesi küller. Tüm bir yaşama ve sonsuzluğa dönüşüyor. Bir başka noktamız ise Gencer Kol üzerinden gerçekten birkaç tane burada videoları var. Onu da görebilirsiniz. Yeni erişime veya yeni yayınlamış. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Burada ise bir tane daha dergilerin arşivi erişime açılmış, onu görebilirsiniz. Mitis Defter dergisinin arşivi var. Bunları ulaşıp aslında içeriklerini
bakarak okuyabilirsiniz, indirebilirsiniz. Metis Çeviri Dergisi arşivi de yine burada var. Ayrıca Evde Kalanlar için Nilüfer Kent Tiyatrosu, Evde Kal ama Tiyatrosuz Kalma başlığı altında birçok tiyatrosuna erişimi açık bırakmış. Bunları bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ayrıca çocuklar için de burada var. Bir diğer bonus bilgisi Anatolina Turizm. Burada onların kendilerinin eğitimleri var. Japonya tarihi gibi birçok Japonya kültürü ve bazıları geçmiş, bazıları hala var. Roma'da kentleşme gibi birçok konu başlıklarıyla eğitimler var veya seminerler diyebiliriz. Seminerler var. Burada ise otonom yayıncı da görüyoruz. Kitapları çok önemli. Onların da dergileri var. Dergilerini set halinde veya PDF halinde ulaşabilirsiniz, indirebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Erişime açık olmuş bu dönem içerisinde. İnsanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde.